Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Ülkelerden bir ülke, şehirlerden bir şehir, köylerden bir köy varmış. Aslına bakılırsa, bu köyün öyle söze gelecek bir özelliği, göze gelecek bir güzelliği yokmuş. Yokmuş yok olmasına ama, hiçbir köyün ummadığı, isteyenin bulmadığı meşhur mu meşhur bir köymüş burası. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, herkes görmediği bu köyü tanırmış. Nasıl mı tanırmış? Çünkü bu köyün içinde bir Keloğlan varmış. Bir de onun beli bükülmüş, gül yüzü solmuş, saçı aklarla dolmuş, ihtiyar bir anacağızı varmış. Belki anasını herkes bilmezmiş ama Keloğlan'ı iyi kötü herkes tanırmış. Tanımasa da onun adını duyarmış. İşte bu Keloğlan'ın en bariz vasıflarından, özelliklerinden birisi az gidip uz gitmek, dere tepe düz gitmek, hiç durmadan toz yutmakmış. Keşke gezmeyi sevdiği kadar Keloğlan çalışmayı da sevseymiş. Ama nerede? Çalışmak denildi mi Keloğlan'ın yerinde yeller eser, pabuçları yağladığı gibi oradan kaçar gidermiş. Gerçi Keloğlan akıllı olmasına akıllı, becerikli olmasına becerikliymiş. Ama yıldızı bir türlü çalışmakla barışmıyormuş. O yan gelip yatmayı, rüyalara hülyaları katmayı, yiyip içip uyumayı çok seviyormuş. Hal böyle olunca da zavallı annesi durmadan dinlenmeden, yorulmak nedir bilmeden gece gündüz çalışıyormuş. Kah komşularına çamaşıra gidiyor, kah mahallelinin elbiselerini yamıyor, kah genç kızlara basma pazen etekler dikiyormuş. Anasının bunca çabası, saçlarını süpürge etmesi, bu kadar didinip çalışması Keloğlan'ın umurunda bile değilmiş. Ne zaman anası ona bir iki çift laf edip oğlunu doğru yola çekmek istese, Keloğlan oradan çeker gidermiş. Söylenenler bir kulağına girmeden diğerinden çıkıyormuş. Yine böyle bir gün Keloğlan efkarını dağıtıp canının sıkıntısını gidermek için dolaşmak istemiş. Ve tutmuş köy meydanının yolunu. Meydana varınca kalabalık bir insan grubunun orada toplandığını fark etmiş. Usulca onların yanına yaklaşmış ve kalabalığın arasına karışıvermiş. Keloğlan çok geçmeden, kuş uçmadan meselenin ne olduğunu anlamış. İnsanların arasında bir adam, bağıra çağıra, yırtına dövüne bir şeyler anlatıyor, bütün o kalabalık da kulak kesilmiş onu dinliyormuş. Meğer bu adam, şehrin tellallarından birisiymiş. Aldığı haberleri ahaliye duyurur, ondan buna, şundan ona laf getirir, götürür, böyle böyle geçimini sağlarmış. Keloğlan, tellalı onca yoldan getiren, böyle ateşli ateşli bağırtan meseleye kulak kesilmiş. Tellal şöyle diyormuş. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin. Peynir, ekmek, pasta, börek yemeyin. Dağ gibi ağır bir iş için selvi boylu, cesur huylu, Zaloğlu Rüstem gibi kuvvetli, vurduğu vurduk, kırdığı kırdık, astığı astık, kestiği kestik, yiğit mi yiğit bir er oğlu ere ihtiyacımız var. Her kim ki bu işe talip olur, layıkıyla da yerine getirirse, 100 altını anasının ak sütü gibi hak eder. Var mı aranızda böyle bir yiğit oğlu yiğit? Duyduk, duymadık demeyin. Var mı böyle bir yiğit? İşte tellal bu sözleri söyleyerek bağırıp duruyormuş. Keloğlan 100 altını duyunca boyuna posuna bakmadan
sağına soluna aldırmadan ''Ben varım'' diyerek atılmış orta yere. Onun bu halini gören insanların kahkahaları gökyüzünün bulutlarında asılı kalmış. Gülücüklerin arasında sesin nereden geldiğini anlayamayan tellal, karşısında cılız bir oğlan görünce az kalsın gülmekten yerlere yatacakmış. Neden sonra kendini toplayarak, ''Ey Keloğlan, bileklerin çubuk gibi, pazıların düdük gibi, sen mi yerine getireceksin bu zorlu işi?'' demiş. Keloğlan insanların kendisiyle böyle alay etmesine alışık olduğundan hiç bozuntuya vermemiş. ''Hele sen yapılacak işi söyle ağa, gücün kuvvetin kimde olduğu belli olmaz.'' demiş. Keloğlan'ın bu cesur çıkışından sonra tellalın gözü bizimkini tutmuş olacak ki onu tepeden tırnağa şöyle bir süzmüş. ''Delikanlı, sen bu işi yapamazsın. Hele bir boyuna posuna bak. İki adım atsan üçüncüye mecalin yok. Etin var, budun yok. Kusura kalma ama bende sana verecek iş yok. Duymadın galiba. Vereceğim işi ancak aklı başında, gücü kuvveti yerinde, becerikli ve gözü kara adamlar başarabilir. Sende bu özellikler var gibi durmuyor. Haydi çek git, başına bela alma.'' Fakat Keloğlan'ın yüz altından vazgeçmeye hiç niyeti yokmuş. Ve yine tellala doğru dönerek, ''Tellal efendi, ummadığın taş baş yarar. Hele sen bir deyiver, ben bu işi Allah'ın izniyle başarırım.'' diye cevap vermiş. Tellal ile Keloğlan arasındaki bu konuşmaları duyan, orada toplanmış olan kalabalıktan bir alay kahkahası daha yükselmiş. Keloğlan'ın düştüğü durumu acıyan tellal, ''Pekala evladım, madem kendine bu kadar çok güveniyorsun, o halde ben de sana yapman gereken işi söyleyeceğim. Bak şimdi, çok uzak bir ülkeden mal getirmek üzere bir kervan kalkacak bu şehirden. Birkaç saate kalmaz buraya varır. Eğer sen kabul edersen bu kervana katılacak ve kervancı başının senden istediklerini yapacaksın. Pekala, sen böyle zor ve çetin bir seyahate katlanabilecek misin?'' Bunu duyan Keloğlan kendinden emin bir şekilde, ''Evvelallah katlanırım, yaparız dedik bir defa, sözünden dönmek bize yakışmaz. Zor olacak elbet ama emeksiz yemek olmaz demiş atalarımız.'' Tellal, ''Peki o zaman,'' demiş, ''ben de sana bu işi veriyorum. İnşallah mahcup olmazsın. Altınlarını hemen mi istersin yoksa gelince mi vereyim?'' Keloğlan, ''Yarısını şimdi verseniz iyi olur. Cebimde hiç harçlığım yok. Bir kısmını yanıma alırım, diğer kısmını da anacığıma bırakır, yola revan olurum.'' Şartlarda anlaşmaya varır varmaz Keloğlan soluğu annesinin yanında almış. Başından geçenleri anasına hop oturup hop kalkarak anlatmış. Daha annesi ne diyeceğine karar veremeden Keloğlan tellaldan aldığı altınların yarısını anasına bırakarak koşturup evden çıkmış. Köy meydanına geldiğinde Keloğlan kervanın kendisini beklediğini görmüş ve kendisi için hazırlanan ata biner binmez kervan yola koyulmuş. Az gitmişler, uz gitmişler, derelerden geçmişler, tepeleri aşmışlar, dümdüz gitmişler. Kılavuzun gösterdiği yolları, önlerine çıkan gölleri, ince uzun dereleri, taşlı kayalı tepeleri aşmışlar. Keloğlan'ın bu yolculuk esnasında tutulmadık eklemi, ağrımadık kemiği kalmamış. Fakat ne vakit şikayet edecek olsa, aldığı altınlar ve verdiği söz aklına gelir, silkinip doğrulurmuş.
Böyle böyle kervan yol alırken bir kuyu başına gelmişler. Kervancı başı burada bir mola vermelerinin iyi olacağını söylemiş. Kervandaki herkes atından inmiş, dinlenmek için bir gölgelik bulup altına oturmuş. Bu sırada kervancı başı Keloğlan'a doğru yaklaşmış ve ''Keloğlan, işte birinci vazifen. Şimdi bu kuyuya ineceksin. Kuyu oldukça derin ve tehlikelerle doludur. Bu kuyunun içinde bir dev yaşar. Boyu dağları aşar. Devin karpuz kadar yüzlerce hatta binlerce narı vardır. İşte sen o narlardan bir tanesini alıp bana getireceksin. Tamam mı?" demiş. Ardından da Keloğlan'ın bir an evvel kuyuya girmesi için "Ne o yoksa yapamayacak mısın?" dercesine kötü kötü sırıtarak alaycı bir sesle "Korkmazsın değil mi?" diye eklemiş. Keloğlan "Ne var bunda korkacak canım? İnerim elbette. Eroğlu eriz, anadan doğma keliz elhamdülillah." diyerek cevap vermiş. Keloğlan böyle cevap vermiş vermesine ya, korkudan da az kalsın ödü patlayacakmış. Etrafa belli etmemeye çalışarak emin adımlarla kuyuya doğru yürümüş. Yürümüş ve kuyunun kenarına gelmiş. Kervancı başının kendisine verdiği halatın bir ucunu kuyuya, bir ucunu da beline sıkı sıkıya bağlamış. Usul usul kuyuya inmeye başlamış. Bir kulaç, iki kulaç, üç kulaç derken Keloğlan kuyunun yarısına gelmiş. İşte tam bu sırada kuyunun orta yerinde bir kapı belirivermiş. Keloğlan ne olduğunu anlamaya çalışırken kapı birdenbire büyük bir gürültüyle açılmaya başlamış. Ve kapı açılır açılmaz da birisi Keloğlan'ı tuttuğu gibi içeriye çekivermiş. Zavallı Keloğlan korkudan düşüp bayılmış. Epey sonra kendine geldiğinde etrafına şöyle bir bakmış, bir de ne görsün. Üzerine bastığı topraklarda göz alabildiğine yaprak yeşiliyle kan kaynatan kiraz kızılı bir aradaymış. 40 kelebeği kadar güzel, karpuz içi kadar serin bir ormanın ortasında öylece duruyormuş. Çeşit çeşit karanfiller, bin bir renkli manolyalar, baş döndüren fesleğenler gözlerinin önünde geçit resmi yapıyorlarmış. Üstelik daha söze gelmez, kelimelere sığmaz, neler neler varmış. Dalları yıldızları öpen armut ağaçları, her biri kavun, her biri karpuz büyüklüğünde meyvelerle dolup taşıyormuş. Keloğlan bu güzelliklere dalmış, hayret içerisinde etrafı seyrederken bir de bakmış ki ormanın orta yerinde, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, çirkinler çirkini kocaman bir dev duruyor. Üstelik bu devin hemen önünde bir tavus kuşu ve bu tavus kuşunun yanında da dünya güzeli bir kız var. Kız oturmuş örgü yapıyor. Keloğlan gördüklerine hiçbir anlam verememiş. Üzülsün mü, sevinsin mi bilememiş. Allah'tan Keloğlan'ın şaşkınlığı fazla sürmemiş. Nereden geldiğini anlayamadığı bir ses bizimkinin aklını başından almış. Neden sonra Keloğlan sesin sahibinin çirkin dev olduğunu anlamış. Çirkin dev şöyle diyormuş. Ey insanoğlu, oradan buradan, yok olmadı şuradan, söyle bakalım sen nereden geldin? Keloğlan evvelce ıkınmış, sıkılmış, neden sonra dilinin bağı çözülmüş. Aktan karadan, bilmem nereden taşıdığı kelimelerle dilinin döndüğünce anlatmış derdini. Buraya nereden geldiğini, kuyuya niçin girdiğini ve istediği narı bir çırpıda söyleyivermiş. Tam sözünü bitirmiş ki
Çirkin dev kükreyerek Keloğlan'a, ''Bak insanoğlu, istediğini almanın bir tek yolu var. Şimdi sana bir soru soracağım. Eğer bu soruya doğru cevap verirsen, narını alırsın ve benim zulmümden kurtulursun. Ama çok sevinme, bugüne kadar bu soruya doğru cevap veren hiç kimse olmadı. Kuyuya bir giren bir daha çıkamadı. İyi düşün ve doğru karar ver. Hemen aklına geleni deyiverme. Ha, unutmadan söyleyeyim ki sadece bir tek cevap hakkım var. Bunu da sakın unutma.'' Keloğlan çirkin devin söyledikleri karşısında korkudan kış ortasında kar altında kalmış kedi gibi titremeye başlamış. Ne cevap vereceğini şaşırmış. Bir vakit sonra, ''Korkunun ecele faydası mı var? Ya bilirim ya bilemem. Zaten başka bir yolu da yok.'' diye düşünerek çirkin deve, ''Sor bakalım sorunu.'' demiş. Dev, ''İyi düşündün mü Keloğlan? Tatlı canından olmayasın sonra.'' deyince, Keloğlan, ''Sen sor, orası benim bileceğim iş.'' diye cevap vermiş. Çirkin dev şöyle bir gerinmiş ve, ''Peki o halde, söyle bakalım Keloğlan, ben mi güzelim, yoksa bu tavus kuşu mu güzel, ya da şu kızcağız mı daha güzel?'' İşin doğrusu Keloğlan, böyle bir soruyu hiç beklemiyormuş. Neye uğradığını şaşırmış. Soru beklediğinden çok daha kolaymış. Ama Keloğlan bu işin içinde bir iş var diye düşünmüş. Devden bir iki dakika süre istemiş ve düşünmeye başlamış. Bir vakit sonra Keloğlan şöyle cevap vermiş. ''Ey dev, gönül neyi severse güzel odur.'' demiş. Çirkin dev aldığı cevaptan memnun kalmış. Keloğlan'a tekrar sormuş. ''Bak şu kızın çok güzel olduğu doğru. Tavus kuşu da fena sayılmaz. Peki ya ben? Bana ne dersin?'' Doğru yolda olduğunu anlayan ve yakasını korku pençesinden kurtaran Keloğlan cevabını yine tekrar etmiş. ''Gönül kimi severse güzel odur.'' Keloğlan'dan aynı cevabı ikinci kez alan çirkin dev birdenbire ağlamaya başlamış. Öyle ki neredeyse bütün bir orman devin gözyaşlarıyla dolacakmış. Neyse ki bu ağlaması kısa sürmüş ve sonra çirkin dev niçin ağladığını Keloğlan'a anlatmaya başlamış. Meğer bu çirkin dev çok iyi kalpli, neşeli, sevecen, hayat dolu bir devmiş. Fakat her gören çirkinliğini dile getirdiği için o da kendisini bu kuyuya hapsetmiş. İnsanlara olan kinini de kuyunun yanından gelip geçenlerden çıkarıyor, onlara türlü eziyetler ediyormuş. Her kervandan bir yolcuyu alır, Keloğlan'a sorduğu soruyu sorar ve her zaman ya kız ya da tavus kuşu cevabını aldığı için de yolcuyu bırakmaz, kuyuya hapsedermiş. İşin aslı, Keloğlan'a yüz altını verenlerin niyeti de kuyuya Keloğlan'ı bırakıp gidecekleri yere rahatlıkla ulaşabilmekmiş. Tabii bizim Keloğlan'ın bunların hiçbirinden haberi yokmuş. Çirkin dev anlatmış, Keloğlan dinlemiş. Sonra başlamış Keloğlan anlatmaya, çirkin dev dinlemeye. Böylece hayli vakit geçmiş. Bunun farkına varan Keloğlan, çirkin deve gitmek istediğini söylemiş. Dev, Keloğlan'a söz verdiği narı verirken yanında bir tane daha vermiş ve kapıya doğru yürürlerken şöyle tembih etmiş. ''Bak Keloğlan, bu narlardan bir tanesini seni buraya yollayan o kötü kalpli adamlara ver ve onların elinden kurtul. Birini de kendine sakla. Evde annenle birlikte yersiniz. Haydi Allah'a emanet ol.''
Bu esnada kuyunun ağzında bekleşmekte olanlar çoktan Keloğlan'dan ümidi kesmişler ve artık rahat rahat yolumuza devam edebiliriz. Nasıl olsa dev alacağını aldı diye düşünmüşler. Fakat tam yola çıkıyorlarmış ki çirkin devin yukarıya fırlattığı Keloğlan kuyudan çıkıp önlerine düşmüş. Keloğlan'ı karşılarında gören kervandakiler çok şaşırmışlar. Heyecandan kilitlenen dişleri, tek söz etmez dilleri, bıçak açmaz dudakları Keloğlan'ın elindeki narı görünce bir bir çözülüvermiş. Merakından az kalsın orta yerinden çatlayacak olan kervancı başı Keloğlan'a dönerek ''Ey Keloğlan, şimdiye kadar bu kuyuya saldığımız hiçbir adam geri dönemedi. Bir tek sen çıktın sapasağlam. Bu işin sırrı nedir?'' Keloğlan kendinden emin bir şekilde ''Ne yapacaksınız? Boş verin nasıl çıktığımı, çıktım ya.'' cevabıyla kervancı başını geçiştirmiş ve yollarına devam etmişler. Sonunda varacakları ülkeye varmışlar, alacaklarını almışlar ve geriye memleketlerinin yolunu tutmuşlar. Az gidip, uz gidip, dere tepe düz gidip Keloğlan'ın köyüne vardıklarında vaat ettikleri altınların diğer yarısını da verip Keloğlan'ı salıvermişler. Keloğlan koşa koşa anasının yanına varmış. Önce aç karnını doyurmuş. Sonra da başından geçenleri annesine bir bir anlatmış. Kervanı, kuyuyu, kervandakilerin onu nasıl kuyuya indirdiklerini, kuyuda nasıl bir kapı ortaya çıktığını, bu kapıdan girdikten sonra nasıl güzel bir yere geldiğini, orada çirkin bir dev gördüğünü, devin yanında güzel bir kız olduğunu ve tavus kuşu olduğunu söylemiş. Ve sonra çirkin devin ona sorduğu soruya nasıl cevap verdiğini annesine ayrıntısıyla anlatmış. İşte tam bu sırada Keloğlan bunları anlatırken aklına devin verdiği nar gelmiş. Hemen torbasını açıp içinden devin verdiği narı çıkarmış ve sofranın orta yerine koymuş. ''Bak anacığım, bunu bana çirkin dev verdi.'' demiş ve sonra da narın tepesine yumruğunu indirmiş. Keloğlan'ın yumruğuyla nar ikiye bölününce annesi ve Keloğlan'ın gözleri fal taşı gibi açılmış. Çünkü ikiye bölünen narın içerisinden çıkan her bir tanesi dünya alır bir inci değilmiş mi? Keloğlan'ın da annesinin de sevinci ikiye katlanmış. Ne ikisi, üçe, dörde, daha bilmem kaça katlanmış. Böylece Keloğlan ile annesi kalan ömürlerini sevinçle, neşeyle güle oynaya, fakiri fukarayı kollaya kollaya yaşayıp gitmişler. Bundan sonrasını yel üfürmüş, sel götürmüş, satamamış tekrar getirmiş. Toprak olmuş, gül bitirmiş, biri gülü almış, gitmiş, bu masal da burada bitmiş. Hoş kalın, hoşça kalın, çoktan çok selamlar. Thank you.